eğitime geçeceğiz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü ve bizler de izleyen tüm izleyicilerimizin Öğretmenler Günü'nü buradan kutlayalım. Deva Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Zeynep Dereli Skype hattımda ve biraz eğitimi konuşmak istiyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ne konuşulması gerekiyor bunları konuşalım. Sayın Dereli hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Böyle önemli bir günde sizlerle olmak benim için çok büyük bir şeref. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi Sayın Dereli 24 Kasım'dayız. Şimdi normal süreçte ne konuşmamız gerekiyordu ve biz bugüne baktığımız zaman eğitimde ne konuşuyoruz? Şimdi tabii ki bugün aslında konuşmamız gereken şey Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü öncelikle kutluyorum. Onlar eğitim bizim mimarı, geleceğimiz evlatlarımızı yetiştiren insanlar ve aslında eğitim öğretimimizin temel unsuru. Dolayısıyla bizim bugün onları kutluyor. Onların başarıları, onların gayretleriyle ne kadar ileriye götürülmüş bir neslin, insan gücünün evlatlarımızın olduğunu konuşuyor olmamız gerekirken ne yazık ki öğretmenlerimizin bu önemli gününde bir buruk sevinçle kutluyoruz. Bir buruk kutlama durumu var Fatma Nur Hanım. Burada da herhalde birçok önemli sorun var ama bu sorunlardan en temelinde öğretmenlik mesleğinin daha evvelden taşıdığı o çok kıymetli maddi ve manevi statüsünün geri kazandırılması meselesi var diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi baktığımız zaman öğretmenlerin geçim sıkıntısı var, atama sorunları var ve Türkiye'de aslında öğretmenlerin derdi de bitmiyor diyebiliriz. Şimdi aynı zamanda uzaktan eğitim sürecini yaşadığımız bir dönem içerisindeyiz. Bu dönem öğretmenlere ne kattı? Aslında öğretmenlerin değerini daha da çok anladığımız bir dönem olabilir miydi? Çünkü onlar uzaktan eğitim süreci boyunca mesai saatleri aslında belirlenmiyor ve neredeyse gün boyunca bilgisayar başında olması gereken saatler geçiriyorlar. Bu anlamda değerlendirecek olursak öğretmenlerin yeri nerede? Öncelikle COVID esnasında öğretmenlerimiz sadece sınıflarında öğrencileriyle değil bildiğiniz gibi vefa destek gruplarında ve filyasyon ekiplerinde bile çalışma durumunda kaldılar. Öğretmenlerimizin yeri normalde sınıfı ve öğrencilerin yanı olması gerekirken bambaşka bir boyutta kendileri bu dönemde görev yaptılar. Öğretmenlerimiz bizler için en kıymetli insanlar ve onların iyi olma hali, öğrencilerimizin iyi olma hali kadar önemli. Covid esnasında bütün anneler ve babalar aslında bu eğitim öğretimin ne kadar zor bir şey olduğunu, öğretmenlerimizin ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığını bir kere daha gördüler. Şimdi öğretmenlerimizin yaşadığı bazı sorunlara bakarsak, Covid'den evvelde de olan sorunlar vardı. Bir de Covid'le beraber oluşan sorunlar var. Covid'den evvel olan sorunlar arasında herhalde en temeli farklı, aynı görevi ifşa eden öğretmenlerimizin farklı statülerde, aynı okulda, aynı sınıfta ders veriyor olmaları durumu var. Bildiğiniz gibi 3 farklı statü var ve bu öğretmenlerimiz için çok büyük bir sıkıntı. Şu anda resmi olarak 460 bin öğretmenimiz atama bekliyor. Bildiğimiz kadarıyla bu rakam aslında ne yazık ki 550 binlerde. Bu öğretmenlerimizin atama durumu var. Eğer bu konuda herhangi bir planlama ve doğru bir çalışma yapılmazsa çok yakın zamanda 1 milyona yaklaşacak kadar öğretmen atama bekliyor olacak ve bu aslında ülkemiz için çok büyük bir üzüntü kaynağı. Çünkü öğretmenlerimizin her birine bir kere planlamanın doğru yapılması lazım. Bazı okullarımızda norm kadrosu fazlası olduğunu görüyoruz. Bazı okullarımızda ise ne yazık ki eksik norm kadro olduğunu görüyoruz. Bu rakamda yaklaşık 138 bin tane öğretmenin atama bekliyor, yani atanması gerekmekte. Öğretmenlerimizin maaşlarıyla ilgili düzenlemeler yapılması gerekmekte. 3600 ek göstergesinden tutunuzla emekli maaşlarına ve emekli maaş ikramiyelerine. Öğretmenlerimiz şu anda ülkemizde memur statüsünde çalışırken en düşük maaşı alan memurlarımızdan. Halbuki öğretmenlerimizin hem maddi ama bir de bunun altını çizmek istiyorum hem de manevi olarak tekrardan kendi hak ettikleri değeri görmeleri gerekiyor. Evet. Özel okullarımız bu sene çok ciddi bir sıkıntıdalar. Bu öğretmenlerimizi de etkiliyor. Özel okul sahipleri, özel okul eğitim sektöründe çalışan herkes çok etkilendi pandemiden ötürü. Ne yazık ki bununla ilgili yeterli desteği devletimizden göremiyor sektör.
ve oradaki öğretmenlerimiz kadar okullarımızda bütün bu ekosistemin içerisinde yer alan servis firmaları, kantinciler, kırtasiye firmaları, üniforma firmaları, herkes çok zor durumda bir dönemden geçiyor. Evet. Yani el birliğiyle birçok şey yapılması gerekiyor. Bence burada bir diğer sıkıntı da mesela şimdi COVID esnasında tekrardan uzaktan eğitime geçtik biliyorsunuz. Öğretmenlerimize yeni giden yönergede onların pazar günleri bile ders vermesi öngörülmüş. Ve ona karşılık da ek ders ücreti alacaklar. Şimdi bu insanın iş hayatında hepimiz için iş hayatınızın saat kaçtan kaça olduğunu, iş hayatınızla özel hayatınızı doğru bir şekilde dengeleyebilmeniz çok önemli bir konudur. Ve bunu öğretmenlerimiz herkesten çok hak ediyorlar. Çünkü onların bir dersi, sakın lütfen kıymetli dinleyicilerimiz bunu, ben kendim de eğitim sektöründe ki öğretmenle kıymetli eğitim sektörüne gönül verene kadar, eğitime gönül verene kadar bunun farkında değildim. Öğretmenlerimiz bir ders anlatabilmek için inanın o bir derslik anlattıkları için iki ders gayret gösteriyorlar. Yani sadece anlattıkları öğrencilerinin önünde oldukları zaman değil, ona hazırlık ve sonrasındaki devamındaki notlama, çeşitli idari görevleriyle çok ciddi görev yükleri var. Dolayısıyla öğretmenlerimizin mutlaka ve mutlaka kendilerine vakit ayırabilmeleri, kişisel gelişimlerine vakit ayırabilmeleri, ailelerine vakit ayırabilmeleri gerekiyor. Covid'de bu durum onlar için artık neredeyse içinden çıkılamaz bir duruma gelmiştir. Bu konuda da çok acil bir şekilde önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi Sayın Dereli, şimdi atanamayan ve atama aşamasında olan binlerce öğretmen var. Sizi de konuk alacağımı sosyal medyadan duyurulduktan sonra birçok öğretmen atama bekliyoruz, atama istiyoruz şeklinde mesajlar paylaşıyor. Şimdi bunların ışığında baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı ve sadece 390 bilişim öğretmeninin atandığını paylaştı ve 390 bilişim öğretmeni atandı. Şimdi 390 gibi bir rakam yeterli mi öğretmen açığı için? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğretmen açığımızın bundan çok daha fazla olduğu kesindir. Bizim gördüğümüz verilere göre 138 bin civarında. Bir de atama bekleyen öğretmenlerimizin sayısı da işte resmi rakamlara göre 460 bin. Dolayısıyla atamayı bekleyen öğretmenlerimiz kadar bir öğretmen açığımız olmadığı aşikar. Hı hı. Burada gene planlamayla ilgili bir sıkıntı var. Eğitim fakültelerimizin de doğru planlanıyor. Oradaki kontenjanların da buna göre, ihtiyaca göre hazırlanması gerekiyor. Öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen, hakikaten hayatını buna adamak isteyen çok kıymetli gençlerimiz bu meslekten yani bu meslekten ayrılmak istiyorlar. Ben şimdi bunu da bu veriler de çok üzücü. Bundan daha fazla öğretmenlik mesleğinden daha fazla maaş alabilecekleri bir iş bulabilirlerse öğretmenlerimizin %46'sı mesleklerini bırakmayı düşünüyorlar. Halbuki bizlerin hatırladığı ve öğretmenlerimizi bu konuda suçlamamız mümkün değil. Öğretmenlerimiz de kendi evlatlarına, kendi ailelerine bakmaları gerekiyor ve kendi hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda öğretmenlerimizin her 4 öğretmenimizden bir tanesi ek iş yapıyor. Ek iş yapmak zorunda kalıyor kendi ailelerini geçindirebilmek için. Bakınız şimdi pandemi esnasında mesela ben birçok öğretmenimizden bunu da duydum. Atamayı bekleyen öğretmenlerimizin kanayan yarası bir tarafta, bununla ilgili ne yapabileceğimizi ben birazdan aktaracağım size. Bir de aynı zamanda şu anda ataması yapılmış ve eğitim öğretimini veren öğretmenlerimiz de diyelim ki bilgisayarları bozuldu, okula gidip okuldan bilgisayarı kullanmaları söyleniyor. Öğretmenlerimizin bence mutlaka bizim partimiz görüşümüzce de aynı zamanda mutlaka ve mutlaka ücretsiz internet ve ücretsiz bilgisayar verilmesi gerekmektedir. Evet. Öğretmenlerimizin bu masrafların altından kalkması bir kere kalkması gerekmemektedir. Ve böyle bir şeyin de mutlaka onlara veriliyor, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından temin ediliyor olması gerekmektedir. Hı hı. Öğretmenimizin bilgisayarı bozulduğunda lütfen okula gelin, okuldan dersinizi anlatırsınız, buradaki akıllı tahtayı da kullanırsınız gibi bir anlayış kesinlikle hakkaniyetli değildir. Eğer okullarımızda pandemi riski varsa öğretmenlerimiz için de vardır bu risk. Ama gene burada o kadar bilinçsiz, yani bir COVID esnasında yaşadığımız koordinasyon sıkıntısı aslında her alanda Milli Eğitim Bakanlığı'nda görülmektedir. Çok büyük bir gayretle çalışan Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları vardır. Bakanlığımız çalışıyordur ama bir türlü kaynaklarla ihtiyacı doğru bir platformda buluşturamıyoruz. Yani burada hep bir sıkıntı oluyor. Öğretmen açığımız, öğretmenlerimizi bir kere çağın ihtiyaçlarına göre eğitilmesi, hayat boyu eğitim anlayışıyla tekrardan onların hayat boyu eğitim anlayışıyla eğitimlerine devam etmeleri, kendilerinin eğitimdeki kıdemlerini hak ettikleri şekilde almaları,
Gene kimsenin dile getirmediği ama kadınların, ben bir kadın olarak bunu çok önemsiyorum, kadınlarımızın eğitim alanında gene yönetim kadrolarında yer alması gibi konuları önceliklendirmemiz gerekiyor. Türkiye'de kadın öğretmen sayısı neredeyse yarı yarıya erkeklerimizden, halbuki yönetici seviyesinde idari kadroda kadınlarımız sadece %7. Evet. Yani dolayısıyla o arada kadınlarımızı kaybediyoruz. Halbuki kadınlarımızın da yönetişim alanında olması gerekiyor. Çünkü muhtemelen kadınlarımız olsaydı bu süreçte bence daha iyi bir planlama da yapılabilirdi diyeceğim. Evet. Şimdi Sayın Dereli, uzaktan eğitime geçtiğimiz süre içerisinde öğretmenlerin evet sorunları çok fazla, bunları konuşmaya da devam edeceğiz ama biraz öğrenciler kısmından da bakmak istiyorum ben duruma. Çünkü uzaktan eğitime erişemeyen 4 milyon öğrencinin olduğunu biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tabletin dağıtılacağını açıkladı. Bu tabletler dağıtıldı mı? Öğrencilere yeteri kadar ulaşılabildi mi? Ve sınav zamanları da geliyor elbette. O sınavda eşit şartlar altında sınava girecekler ama dersleri göremeyen öğrenciler vardı, derslere erişemeyen öğrenciler vardı. Nasıl çözüldü bu sorun? Hala o karmaşıklık devam ediyor mu? Sormayın, o karmaşıklık her geçen gün büyüyor. Çünkü her geçen gün program değişiyor. Ben kendim bir veli olarak bunu bir fiil yaşayan bir insanım. Aynı zamanda da bir özel eğitim kurumunun da kurucusu olarak bunu yaşıyorum. Ne yazık ki EBA'nın programı her gün değişiyor. Bundan okullarımızın kapatılmasına karar verilmeden bir hafta evvel yüz yüze sınavlar yapılması mecburi olduğu için bütün çocuklarımızı okula getirdik. Ondan sonra ertesi hafta dedik ki hayır, bu böyle olmaz, okullarımızı 31 Aralık'a kadar kapatıyoruz. Tekrardan uzaktan eğitime dönüşüyor. Hayda, bu sefer programlar tekrar değişti. Bunu dinleyicilerimiz de çok yakından biliyordur. Anneler, babalar, öğretmenlerimiz, okul yöneticileri. Tekrardan pat diye program değişti. Daha bakın, bugün salı günü ve hala net değil. Öğretmenlerimize denmiş ki pazar gününe bile okul normal iş saatleri dışında da ek derslerinizi koyabilirsiniz. EBA'nın verdiği bir program var. Bir de aynı zamanda öğrencilerle öğretmenlerimizin yapması planlanan Zoom üzerinden sınıf dersleri var. Şimdi burada o kadar büyük bir koordinasyon sıkıntısı yaşanıyor ki ve her dakika değişiyor ki, Türkiye'de zaten eğitim sektörünün son senelerdeki, herhalde son geçtiğimiz o işte 18 senelik dönemdeki en büyük sıkıntısı eğitimin çok hızlı değişiyor olması. Şimdi pandemi koşulları hızlı değişimi gerektiren ama çeviklik dediğimiz bir şeyi, bir yetkinliği gerektiren koşuldur. Yani şu anda dijital çağıyla beraber ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikler, elinizdeki veriyi doğru okuyarak ihtiyaç, talep, kaynak, donanım, internet altyapısı gibi şeyleri doğru okuyarak ona göre planlama yapmak demektir. Şimdi hepimiz biliyorsunuz birçok yerde bu konular konuşuluyor. Yapay zeka diye bir şey var, evet. Veri var. Veri nedir? Bu ülkede kaç milyon öğrenci var, değil mi? Bu bir istatistiki veri ve bu aslında tahmine dayalı bir şey değil. Bu geçtiğimiz sene sonunda da aynıydı, eğitim öğretim yılının sonunda. Mart ayında da geçtiğimiz sene, yani eğitim öğretim yılı olarak geçtiğimiz sene olarak baktığımızda, Mart ayında da ertesi eğitim öğretim yılında kaç evladımızın okullarda olacağı, hangi sınıfta olacağı belliydi. Ve buna göre de kaç evladımızın evinde internet erişimi var, kaç evladımızın evinde televizyon var, kaçının evinde, yani bırakın internet erişimini, kaç evladımızın kendisine ait müstakil bilgisayarı var gibi konularda gene netti. Sizin belirttiğiniz gibi 4 milyon, eğer aslında normalde rakam 4,5 milyon, 500 bin adet tablete çocuklara dağıtılacağı için şu anki aradaki ihtiyaç 4 milyona düştü öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre bu 500 bin adet bilgisayar, tablet de dağıtılmadı. Ne yazık ki ülkemizde kaynaklar gittikçe azaldığı için devletimizin kaynakları, bu tabletler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesiyle değil, bağışçıların bütçeleriyle temin ediliyor ve onların temin edebildiği hızla öğrencilere kavuşturuluyor. Dolayısıyla 500 bin adet tablet de verilmedi. Bunu ben, bu gayreti takdirle karşılıyorum ve teşekkür ediyorum. Ama bu gayret yeterli değil. Yani bu gayretin çok daha öncesinde bir şeyler yapmamız lazım. Bu sene kayıp bir yıl oluyor ve bu kayıp yıl, sadece bakınız şimdi bazı insanlar bunu şöyle görüyor olabilirler. Ne var yani, biz seneye çocuklarımızı ertesi sene tekrarlarla. Hayır, ne yazık ki öyle değil. Çünkü bir dahaki sene okula devam edemeyecek kritik eşikte olan çocuklarımız var. Bunlar genelde genç gelin olacak, çocuk gelin olacak kız çocuklarımız. Ne yazık ki çocuk işçi olacak olarak iş hayatına katılmak zorunda kalacak evlatlarımız.
bu çocuklarımız okula geri dönmeyecekler. Diğer büyük kayıp, motor kabiliyetlerini geliştirmeye ihtiyaç duyan ve özellikle de erken çocukluk ve ilkokul çağındaki olan çocuklarımız. Çünkü onların buradaki kazanım eksikliklerini önümüzdeki sene yerine koymanız mümkün değil. Evet. Onların o yaş grubunda bu kazanımları kazanmaları gerekiyor. O zaman her dakika yapboza çevirdiğimiz bu eğitim öğretimi öyle değil. Çok kıymetli öğretmenlerimize yardımcı olarak onların ana görevi olan öğrencilerinin yanında olmalarına destekleyecek şekilde koordine edilmesi lazım. Onların özlük haklarının buna göre koordine edilmesi gerekiyor. Öğretmenlerimizin manevi haklarının onlara geri verilmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi öğretmenlerimizin sınıfta verdiği notlar öğrencilerimizin aslında hayatını neredeyse hiç etkilemiyor bildiğiniz gibi. Ben evet. bunu daha evvelden dile getirmiştim. Çünkü LGS ve YKS sınavları öğrencilerimizin hayattaki başarılarını temelini oluşturuyor. Bütün okullarda, özellikle özel okullarda, devlet okullarımızda daha farklı biraz durum ama öğretmenler öğrencilere neredeyse her sınıfta onların oradaki katsayı puanı düşmesin ve onlar için bir adaletsizlik olmasın diye neredeyse 100 puan not veriyorlar. Sınıfta kalma diye bir şey kalmadı. Şimdi öğretmen bütün bir sene o çocuğa emek veriyor. Verdiği notun hiçbir değeri, hiçbir kıymeti yok. Evet. Şimdi Sayın Dereli, şimdi buyurun. Tablet dağıtımı yapılmadığını paylaştınız ama şimdi geçtiğimiz yıllar içerisinde eğitimde reform olarak paylaşılan bir proje vardı. O da Fatih projesiydi. Bu ne kadar etkili oldu Fatih projesi? Gerekli olan kişilere ya da gerekli olan okullara erişebildi mi? Bununla ilgili Sayıştay raporu var Fatma Nur Hanım. Ben rapora, veriye, araştırmaya, bağımsız veriye çok inanan bir insanım. Çünkü şeffaflığa inanıyorum. Neyse onu anlatıyor olmamız lazım. Bu raporda gösterilen o kişi, şimdi bu proje aslında Fatih projesi, baktığınızda bugün kullanılan EBA'nın kuruluş sebebi, yani kurulmasına vesile olmuş. Dolayısıyla demek ki bir nebze faydası olmuş değil mi? Yoksa EBA olmayacaktı. EBA olmasaydı Türkiye çok daha kötü yakalanabilirdi. Yapılmış güzel şeylere de güzel şey diyebiliyor olmamız lazım bence. Yani sadece muhalefet yapıyoruz diye her şeyi kötülemektense iyi olan şeyleri de ben takdir etmeyi tercih ediyorum. Özellikle de eğitimin siyaset üstü bir konu olduğuna inandığım için bunu böyle burada dile getirmek isterim. Ancak EBA ile birlikte interneti, okulda internet olmayan okullara akıllı tahta asıldığını Sayın biliyoruz. Sayın Derin, çok kısa iki cümle alayım. Sürem de sınırlı o yüzden. Tabii. İnterneti ve elektriği olmayan okullara akıllı tahtalar takılmış. Şimdi bu akıllı tahtalar böyle yapılacağına aslında o kaynaklarla başka şeyler yapılabilirdi. Öğrencilere tabletler dağıtılmış. Bu tabletlerin nerede olduğunu pek kimse bilmiyor. Birçok kişinin söylediğine göre bu tabletler ne yazık ki ikinci elden satışa çıkartılmış. Yani aslında EBA proje olarak baktığınızda doğru yürütülebilmiş olsaydı, memleketimizde birçok şeyde olduğu gibi iyi niyetle ortaya konabiliyor ama uygulamada liyakat asas alınmadığı için sıkıntı oluyor. İşte Fatih projesinde de böyle bir sıkıntı olmuş diye ben görüyorum efendim. Çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için.